Evet, Uyanış Festivali'nin çok değerli katılımcılarına, seçkin katılımcılarına iyi akşamlar diliyorum. Saygı sunuyorum. Şu saatten itibaren 45 dakika süreyle bana ayrılmış bölümde benden çok fazla beklenmeyen bir sohbet yapacağız sizlerle. Özellikle böyle seçtim. Niçin benden çok fazla beklenmeyen bir sohbet? Çünkü kamuoyunda benim tanınan tarafım daha çok Türk dünyasıyla, Türk coğrafyasıyla, Türk sosyolojisiyle, Türk devletleriyle ve Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar. 20'ye yakın kitabımın büyük çoğunluğu bunun üzerine. Toplantılarım, sohbetlerim, konferanslarım bunun üzerine. O bakımdan benden hep böyle bir şey beklenir. Nitekim Necla Hanım da Uyanış Festivali'ne davet ederken yine buna benzer bir konu istemişti benden. Ama ben son çalışmamın sıcaklığıyla sizlere bir şeyler sunmak istedim. Bu salgın süreci tabii çok olumsuz şeylere sebep oldu ama bazı şeylere de vesile oldu. Bu süreçte mesela ben şahsen çok karlı çıktım, çok yararlandım bu süreçten. Yazma işini dış kaynaklardan ziyade kendi elimin altındaki ve kendi zihnimdeki, kendi arşivimdeki kaynaklara dayalı yazmalara dönüştürdüm. Daha yoğun çalışabilmek için dışarılara çıkma durumundan dolayı. Ve salgının başlarında Mucize Doğumlar diye bir kitap yazdım. Bu kitabın başlangıcı benim doğumumdaki bazı olağanüstülükler, yaşanmışlıklarla başlayıp 39 yıl sonra tek kızımın doğumunda yaşanan benzer olağanüstü olayları ve bu ikisi arasındaki bizim hayatımızda, özellikle benim hayatımda ki sıra dışı bazı hadiseleri birbirine bağlı olarak anlatan bir kitap. Otobiyografik roman. İlk defa deniyorum 20 kitaptan sonra böyle bir şey. Bu çok ilgi gördü. Benim de hoşuma gitti, sevdim. Edebi bir anlatım. Ve bunun üzerine kariyer mesleğim olan denetim mesleğinin bana kazandırdığı bazı şeylerden yararlanarak Denetim Anıları diye bir kitap yazdım. Bu kitap şu anda yayın evinde, editör incelemesinde bir aya kadar çıkmış olacak. Daha sonra bu videoyu banttan izleyenler için söylüyorum bunu. Her halükarda 2000. yılı bitmeden kitap raflarda olacak. Bugünkü sohbetimiz bu kitaptan biraz seçmeler şeklinde olacak. Daha fazlasını, daha çoğunu o kitapta göreceksiniz. Evet, benim Türk dünyası ile ilgili meraklarım, çalışmalarım, kitaplarım falan var ama benim bunun dışında bir kariyer mesleğim var. Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü olarak kamu görevine başladım ilk 7 yıl. O 7 yıldan sonra Türk Cumhuriyetleri ile Türk dünyası ile ilgili görevlerimi 24 yıl sürdürdüm ama bu süreçte kadrom hep Maliye Bakanlığı'nda o muhasebat kontrolörü olarak kaldı. 24 yıl sonra döndüm mesleğime, son 10 yılımı yine orada geçirdim ve emekli oldum. Muhasebat kontrolörlüğü çok özet ifadeyle, tek cümleyle, kamuda devlet hazinesinden yapılan harcamaların, devlet harcamalarının, kamu harcamalarının hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eden bir meslek. Bunun için eğitilen, yetiştirilen bir grup var, muhasebat kontrolörleri. Yani Maliye Bakanlığı'nda Milli Emlak Kontrolörleri var, Bütçe Kontrolörleri var, Gelirler Kontrolörleri var. Muhasebat kontrolörleri de devletin harcamalarının usulüne uygun olup olmadığını denetleyen bir meslek. Bu mesleği yaparken Türkiye'nin çok değişik yörelerine gideriz. Çok değişik insanlarla ve çok değişik olaylarla karşılaşırız. Bunların benimle gitmemesini ve insanlığa mal olmasını, Anadolu insanının hasletlerinin, irfanının, zekasının, pratik zekasının örnekleri olan bu olayların, tabii hepsi değil, bir kısmı böyle, bir kısmı da zafiyetlerimiz, hatalarımız, kusurlarımız da, bunlar da ibret alınması için yazılıp bırakılması lazım diye düşündüm ve böyle bir çalışma yaptım. Öncesinde buna benzer bazı çalışmaları okudum ve oradan başlamak istiyorum. Mesela bunlardan birisi benim liseden ve üniversiteden arkadaşım olan, hemşerim olan
Şah İsmail Bilgin isminde bir arkadaşımın yıllarca hakimlik yapıp emekli olduktan sonra Yargı Anıları adıyla yazdığı küçük 80 sayfalık, 75 sayfalık bir kitap. Mesela o beni esinlemiştir. Ben tabii daha hacimli 200 küsür sayfalık bir kitap olarak bunu ortaya koydum ama mesela o kitaptan unutamadığım bir anekdotla başlamak istiyorum. Arkadaşım İsmail Bilgin büyük bir ilçenin ağır ceza mahkemesi başkanı, hakimi, ağır ceza reisi olarak görev yaparken anlattığına göre ilçeye bağlı merkez köylerinden birisinde bir büyük kavga çıkıyor. İki aile, zaten iki aile dediğim bir köy demektir. Yani bir aile bir sürü insan, bir aile bir sürü insan birbirine giriyor ve savaş gibi bir kavga. Allah'tan kavgada silah yok. Ama silahtan başka her şeyi var. Kazma, kürek, sopa, taş, dirgen, her şeyi var ve ağır yaralılar var. Kavga sonucunda iki taraf birbirinden şikayetçi oluyor, davacı oluyor, mahkeme kuruluyor. İsmail Bey hakim yerine gelip oturuyor, mahkeme başlıyor, tarafları dinliyor, iki tarafın iddialarını da dinliyor ve sonra doğal olarak her şeyi bilmesi gereken, her şeyi görmesi gereken, tarafsız olması gereken en önemli kişi olarak köyün muhtarını tanık kürsüsüne çağırıyor. Tanık olarak dinlenmek üzere. Muhtar yerinden kalkıyor. Tanık kürsüsüne giderken yan taraftan dolaşıyor. Koltuğunun altından bir sopa çıkartıyor. Hakimin önüne koyuyor masaya. Sonra gidip yerine oturuyor. Hakim sopaya bakıyor. Muhtara bakıyor. Muhtar bu ne diyor? Masaya koydun. Muhtar diyor ki hakim bey. Şimdi ben size soracaksın sen şimdi bana. Ne oldu ne gördüm? Ben de diyeceğim ki. Ya ben evden bir çıktım meydanda. Güdük Ahmet'in oğlu İsmail, Kör İbrahim'in oğlu Mehmet'in sırtına vuruyordu sopayla diyeceğim. Sen o zaman diyeceksin ki sopa uzun muydu, kısa mıydı? Kalın mıydı, ince miydi? Pelit miydi, kızılcık mıydı? Bir sürü soru soracaksın. Aha önüne koydum, sopa bu sopaydı. Aldım geldim diyor. Bu bizim Anadolu insanının irfanının, pratik zekasının çok enteresan örneklerinden birisi. Bu yaşanmış bir olay. Yani hakime yanıltıcı bilgi vermektense, yanlış algılanabilecek bir şeyler söylemektense, tedbir olarak kavganın arasında onu düşünmüş, sopayı almış, koltuğunun altına mahkemeye getirmiş. Arkadaşım da bunu yazmış. Şimdi buna benzer bizim de mesleğimizi icra ederken yaşadığımız enteresan olaylar var. Onlardan birkaç seçmeyi size sunmak istiyorum. Bizim mesleğimizde ilk iki yıl bir yeterlik seçme sınavıyla elenerek, yani yüzlerce kişi girer. Mesela benim girdiğim sınavda 969 kişi sınava girmişti. Bunlardan 13 kişi alındı. 969 kişiden 13 kişi. Ve bizim promosyon çok ihtiyaç olduğu için en yüksek sayıda alınmış promosyonda. Aslında 6-7-8 civarında alınır. İlk defa bizim tarihimizde böyle bir 13 kişilik promosyon kadro çoktu alınmıştı. Sonraki ilk 2 yıl üstadlar refakatinde teftişe gideriz. Programın sorumlusu üstattır, kıdemli kontrolördür. Bütün programı, planları, ne yapılacağını, neye bakılacağını o ayarlar, o planlar, sen de verilen görevleri yaparsın, çalışırsın beraber. Dönüşte üstad seninle ilgili bir tezkiye verir. Kontrolör olur mu olamaz mı diye. İki yaz turnesi, iki kuş turnesi böyle yapılır. Üçüncü yıl yaz turnesine yetkilendirilmiş yetkili stajyer kontrolör olarak çıkarsın. Üstad yoktur. Ve kendi başına ne yapıyorsun? Bunu görmek ister bakanlık. Dönüşte sonuçta vereceğin raporlara falan bakar. Eğer onu da yeterli görürse üçüncü yılın sonunda yeterlik sınavını alır. Bunu da başarırsan olursun kontrolör. Şimdi bu bizim bu yetkili turnemiz Doğu Anadolu'ya denk geldi. Ve aynı promosyondan ikişer kişiyi bir arada gönderdiler. Yani başımızda kıdemli üstad yok. Aynı promosyondan, aynı kıdem sırasından iki kişi beraber birbirlerine destek olsunlar diye. Fakat tabii bizim meslekte kıdem çok önemli.
zaman olarak önceliğin yoksa aynı sınavda girenlerin de sınav başarı derecesine göre birbirine göre üstünlüğü vardır, kıdem üstünlüğü. Bu programdan sorumlu olan benim. Kıdemde ben daha öndeyim giriş sınavındaki sonuçlara göre. Program benim sorumluluğumda. Gideceğimiz yer Ağrı Defter Darlık Muhasebe Müdürlüğü. Tabii oraya giderken çok enteresan bir olay yaşadım. Onu mesajı çok yüksek olmadığı için anlatmıyorum ama olay çok enteresan. Süre kalırsa sonunda anlatırım, oraya döneceğim. Fakat bu turnede vezne sayımında biz vezne sayımı yaparak göreve başlarız. Habersiz gideriz. Sabah erken saatte vezneye gireriz saymanlığın veznesine ve hüviyet gösterir. Tutanakları tutar. Parayı, pulu, kıymetli kağıtları falan, işte pasaportları, nüfus cüzdanlarını, evlenme cüzdanlarını, damga pullarını ve paraları sayarız. Kayıtlara göre bulunması gereken orada mı değil mi? Benim tüm meslek hayatım boyunca gördüğüm en muhteşem vezneydi. 40 yılı aşkın süre oldu, 42 yıl oldu bu dediğim olaya. 1979'da oluyor. Hiç unutmam, Remzi isminde, orta yaşın üzerinde, emekliliği yaklaşmış diye görüyorum o anda. Fakat bu Hollywood filmlerinde gördüğümüz veznedar gibi, kolçaklı, gözlüklü, kafasında lastikle bağlanmış siperliği olan bir şapka falan, çok enteresan, müthiş mazbut bir vezne. Sayıma geçtik. Sayımda paraların yerleri birbirinden o kadar özenli ayrılmış. Liralar, kuruşlar, onluklar, yirmilikler, her şeyi böyle tıkır tıkır çalışıyor ve en küçük bir noksanlık yok. Hayatımda gördüğüm en mükemmel vezne. Sayımdan sonra denetim başladı. Bir gün, üç gün, beş gün, tabii sayımdan ibaret değil, bir de o kayıtları doğru tutuldum, onlara bakmak lazım. Kayıtlar falan kontrol edildi. Her şey mükemmel. Söylenecek söz yok. Adama takdirname vermek lazım. Ama bir sorun var. Remzi Bey sakal tıraşı olmuyor. Yani bir kamu görevlisinin dikkat etmesi gereken önemli işlerden birisi de bu. Her gün günlük tıraşıyla iş yerine gelmesi lazım. Vatandaşla muhatap oluyor çünkü. Bu da beni rahatsız ediyor. Çünkü denetim biraz da eğitim vermesi lazım. Yani biraz da eğitici olması lazım, örnek olması lazım. Bunu düzeltmemiz lazım. Fakat adamı incitmekten korkuyorum. O kadar mükemmel bir veznedar ki. Yani bunu nasıl söylemeliyim ki Remzi Bey incinmemeli. Günlerce bunun muhasebesini yaptım. Sonunda göze alamadım. Yanımdaki arkadaşıma dedim ki Mustafa ya böyle böyle. Şimdi ben adama çok takdirkar falan sözler söyledim. Şimdi bunu da söylemek biraz tuhaf geliyor bana. Şu veznedarı bir çağırsan da şu sakal tıraşı konusunda bir ikaz etsen. Tabii o da aynı şeyi düşünmüş. Yo dedi, ben karışmam. Program sorumlusu sensin. Senin sorumluluğunda. Kendin yap. İş başa düştü. Mecburum ben bunu yapmaya. Veznedar Remzi Bey'i çağırdım. Geldi oturdu. Son derece saygılı, çok düzgün bir insan. Bütün adabına uyuyor yani ilişkilerim. Remzi Bey, veznenizi, vezne işlemlerinizi çok beğendim. Çok tertipli, çok düzgün. Bugüne kadar böylesini görmedim. Sizi kutluyorum, tebrik ediyorum falan dedim. Tabii gururlandı. Ama dedim yani bu memuriyet sadece veznedeki paralardan, pullardan ibaret değil. Biliyorsunuz kamuda giyim kuşamla ilgili... Lafı dolaştırıyorum böyle, getirmeye çalışıyorum oraya. Sakal, saç, sakalla ilgili de belli kurallar var falan dedim ve tamam lafı getirdim diye düşünürken tam saç sakal der demez Remzi Bey benim ağzımdan aldı lafı. Tabii efendim dedi, çok haklısınız dedi. Biz dedi babadan eğitimliyiz, vasiyetliyiz. Benim babam da tapu memuruydu rahmetli dedi. Haftada iki gün tıraş olurdu, hiç aksatmazdı dedi. Ben de onun izinde hiç aksatmam, haftada iki gün tıraş olurum dedi. Böyle kala kaldım ben. Ama hemen anladım ki coğrafyanın, bölgenin kültürü içerisinde yetişmiş bir insan haftada iki gün tıraş olmayı çok âlâ-yuvâlâ bir iş olarak görüyor.
çok üstün bir iş olarak görüyor. Çünkü haftalarca olmayanlar var çevresinde. Bunu anlayınca durdum. Dedim ya burada bir istisna yapacağım. Bu güzel insanın kalbini kırmayacağım ben. Şuna bak. Ben babamdan vasiyetliyim, babamdan eğitimliyim. O rahmetli de haftada iki gün tıraş olur, çak satmazdı. Ben de bunu devam ettiriyorum diyor. Buna inanıyor. Bırak buna inanmaya devam etsin. Bundan hiçbir zarar gelmez. Adamın işleri mükemmel. Yuttum. O ikazı yapmadım veznedara. Teşekkür ettim, gönderdim. Takdirname vereceğim sonra da ayrılmadan önce. Niyetim öyle. Birkaç hafta sonra denetim bitti. Biz ayrılıyoruz. Defterdar, muhasebe müdürü yanımda olduğu halde servislere vedalaşmaya çıktık. Muhasebe, milli emlak, işte gelir servisi falan yanlardaki. Ayrı ayrı. Hepsiyle vedalaştık. Vezne'ye geldik. Remzi Bey'le vedalaştık. Denetim bitti, ayrılıyoruz diye. Remzi Bey kaldı böyle bir. Efendim bitti mi şimdi bu denetim dedi gerçekten. Dönüyor musunuz dedi. Evet dedim Remzi Bey bitti. Sizi de kutluyorum. Vezne işlemleriniz çok güzeldi. Peki dedi. Kolçaklarını çıkardı. Şapkasını çıkardı. Masaya koydu. Ben de emekli oluyorum bugün dedi. Herkes şaşırdı. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyor. Defterdar hayırdır Remzi Bey niye emekli oluyorsunuz filan dedi. Evet dedim ben de niye emekli oluyorsunuz? Ne oldu ki? Efendim dedi, meslek hayatımda duyduğum en güzel sözlerdi bunlar. Onları aktarıyorum size. Efendim dedi, ben 28 yıllık devlet memuruyum. İlk 4 yıldan sonra da veznedarım. 24 yıldan beri veznedarlık yapıyorum. Devletin parasını, pulunu, kıymetli kağıdını, kıymetli ayniyatını bu vezne odasında şerefimle, namusumla koruyorum. Sahip çıkıyorum, kaydını kuyduğunu tutuyorum. 28 yıldan beri Ankara'dan biri gelsin de bunu görsün diye bekledim dedi. Ve işte şimdi siz geldiniz gördünüz dedi. Ben de tamamım artık emekli oluyorum dedi. Bu görüldü. Ne kadar duygulandığımı anlatamam. Yani şu sözleri kitabımda yazdım ama orada söylenmezdi. Ama hissen İçimden şöyle söyledim. Ey güzel insan, iyi ki geçen hafta sana sakal tıraşıyla ilgili söylemeyi düşündüğüm lafları söylememişim. Merkezi hükümette, büyük büyük makamlarda, en üst noktalarda her sabah günlük tıraşını olup kravatını taktıktan sonra akşama kadar devleti soyan bir sürü soysuz varken olduğu bir ülkede sen 28-24 yıldan beri devletin parasına puluna onuruyla sahip çıkarken Ankara'dan da birilerinin gelip bunu görmesini bekleyen mübarek bir insanmışsın. Sen var ol ve ben iyi ki seni üzmemişim, iyi ki bu sakal tıraşı meselesini söylememişim. Hiç unutmam veznedar Remzi Bey'i. Böyle ilginç bir olaydı. Bu bizim Anadolu insanımızın faziletini, ahlakını, namus telakkisini ve devlete bağlılığını gösteren çok çarpıcı olaylardan birisi. Ertesi yıl 1980'de tam batıda, bu doğudaydı. Çanakkale'nin ilçelerinde İpsala'da başladım. Ezine'ye geçtim. Ezine'de denetimi yaparken Çanakkale il merkezinde sahil güvenlik komutanlığını teftiş eden benden kıdemli bir üstad Aziz Dinlen ismi. Yanında bir stajyer kontrolörle beraber denetim yapıyorlar. Ben de İpsala'dan sonra Eceabat'a geçtim. Deniz kenarında bir yerde kaldım 20 gün. Yarı tatil, yarı denetim. Çok hatta eşimi de getirdim Sivas'tan. 20 gün beraber kaldık. İki de arkadaşım geldi eşleriyle beraber. Onlara da yer ayırttım. Muhteşem bir tatil ortamı yarattık orada. Onları gönderdikten sonra ben geçtim Ezine'ye. Birdenbire böyle yalnız kalıp sıkıcı, denizden uzak, denize yakın olmasına rağmen içeride olan bir ilçede yapayalnız kaldım falan. Böyle bayağı boğucu bir
moral bozucu bir ortam oluştu. O günlerde Aziz Dinler Üstad Çanakkale'den aradı. Hafta içinde bir gün, salı veya çarşamba günü. Fezullah Bey, cuma günü hazır ol dedi. Cuma günü bir arabayla sana geliyoruz Çanakkale'den. Seni alıp oradan Odun iskelesinden motorla Bozcaada'ya geçiyoruz. Bozcaada'da defter darlığın bir misafirhanesi varmış. Anahtarını alıyoruz biz şimdi. Hafta sonunu orada geçireceğiz. Denize gireceğiz. İşte iki gün dinleneceğiz cumartesi pazar. Cuma'dan gideceğiz. Pazartesiye kadar oradayız. Ben de çok bunalmıştım. Böyle bulunmuş gibi oldu. Memnuniyetle dedim. Perşembe günü büyük bir heyecanla uykusuz neredeyse geçirdim yani onları beklerken. Çocuklar gibi. Ya sabaha karşı tam böyle ikinci katta yatıyorum bir otelin ikinci katında. Cam seviyesinde, ikinci kat seviyesinde belediye hoparlörleri birdenbire haşırtı hışırtıyla çalışmaya başladı. Ve falan filan 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 sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. 12 Eylül ihtilali. Yani 12 Eylül gününe denk gelmiş tam bizim gideceğimiz gün. Sokağa çıkma yasağı konulmuştur. Kimseler sokağa çıkmayacak. Biz hafta sonu Bozcaada'ya gideceğiz, denize gireceğiz, dinleneceğiz, tatil yapacağız diye umarken birdenbire bir otel odasına kapalı kalma durumuyla karşı karşıya kaldık. Tabii moralim bozuldu. Ama işte mesleğimizin böyle güzel tarafları var. Camdan dışarıyı seyrediyorum ve bunalmış bir durumdayım. Yani saatler geçti. Saat 9:30-10 civarında, daha sabahın erken saatleri, bomboş yoldan bir araba göründü, bir Renault. Karşıdan geldi otelin önünde, durdu. Arkadan Aziz Üstad'la yanındaki Ferruh Bey muavin indiler, stajyer kontrolü. Allah Allah. Yani beni almaya geleceklerdi ya, sokağa çıkma yasağı var, gelemezler zannediyordum. Geldiler. Fırladım, indim, selamlaştık, sarıldık. Ne oldu? Dedi ki ya biz plan yaptık, planımızı bozar mıyız? Sahil güvenlik komutanı, tümgeneral mi? Ondan üçümüz için özel izin yazısı çıkartmış, mühürletmiş, imzalatmış. Üçü de kendilerininki de elinde, benimki de bana verdi. Gidiyoruz dedi, planımızı bozmuyoruz. Oradan hemen çantamı hazırlamıştım akşamdan. Çantamı aldım, arabaya bindik, Odun iskelesi. Oradan motorla Bozyazı, Bozyazı'ya geçtik. Evi bulduk, eski bir konak. Kocaman bir anahtarı var böyle 15-20 santim. Kale kapısı gibi. Girdik. Ya evde her şey var ama yiyecek içecek bir şey yok. Ocak var. Tavalar, tencereler filan. Bir yarım litrelik bir zeytinyağı veya çiçek yağı tam hatırımda değil. Bir sıvı yağ var rafta ocağın önünde filan. Ama incin yok. Yani Bozcaada'da o kadar ciddiye alıyor sokağa çıkma yasağını insanlar. Bizden başka hiç kimse yok. Evi gördükten sonra mayolarımızı, havlularımızı aldık. Biz sahile indik. Akşama kadar tatilimiz, denizimize girdik, dinlendik, eğlendik filan. Akşam döndük, geldik, acıktık. Çevrede hiçbir şey yok. Lokanta filan hiçbir şey açık değil. Bir büfe bulsak bisküviye razıyız. Ama büfede hiçbir şey yok. Dedim ki üstad, şeye inelim. İskeleye inelim. Burası ada. Yani bir balık tutan birisi olur. Balıktan dönen bir balıkçı olur. Evde yağ var, ocak var. Tüp gaz ocağı. Ne yapalım, ekmek de olmasa bol balıkla böyle bir kendimize bir şey yaparız. Umutsuzca indik sahile. Maalesef hiç öyle bir şey yok. Ne denizde bir sandal kayık var, ne çevrede öyle bir balıkçı falan var. Kala kaldık. Az ileride 8-10 tane çocuk oynuyor. İskelenin kenarında şeylerle oynuyorlar, bilye falan yuvarlıyorlar. Ama yaşları 8-9-10 yaş civarı çocuk, tam çocuk yani. Umutsuzca yaklaştım onlara. Ya çocuklar dedim, buralarda balık alabileceğimiz bir yer var mı biliyor musunuz dedim. Hemen biri döndü, cin gibi. Amca sana kaç tane balık lazım dedi. Şimdi oranın meşhur balığı zargana. Yılan balığı gibi uzun, sivri burunlu.
Yani iki tanesi, üç tanesi en fazla bir insanı bol bol doyurur ekmeksiz. Öyle balıklar. Ya dedim üç kişiyiz işte sabahtan beri de hiçbir şey yemedik. Bir 10 tane zargana olsa iyi dedim. Elini uzattı. Ver 5 lira dedi. Niye dedim? Sen 10 zargana istemiyor musun dedi. 10 zargana 5 lira dedi. Ver dedi. Balık nerede dedim. Döndü. Aha dedi. Denizde. Dolu. Denizdeki balığı satacak bize. Ya çocuk olur mu dedim böyle şey. Abi istiyorsan vereceksin dedi. Sen 10 tane balık istemiyor musun? Yani almadan ben paramı balığı veremem dedi. Çok merak konusu bir şey yani. Verdim çıkardım 5 lirayı. Hemen elini cebine attı. Pantolonunun cebinden bir tomar, bir yumak misline çıkardı. Birbirine girmiş. Çekti, açtı. Gayet hünerli böyle, mahir bir şekilde. Açtı, çözdü filan onları. Misina'nın son 2 metresinde, ucundaki 2 metresinde küçük çapari çıkmaları 15-20 santimlik yandan çıkan misinalar var, ona bağlanmış. Hepsinde kancalar var. Yem yok. En ucunda bir kurşun var. Denizin önüne, iskelenin ucuna geldi. Böyle saat istikametinin tek yönünde o çaparileri dışta bıraktı. 2 metrelik bir şeyi. Boyu da kısa, iskelenin boşluğuna getirdi. Böyle saatinin tersi yönünde çevirdi, çevirdi, çevirdi. Tam hızını verdikten sonra havadan atıyor. 20 metre, 30 metre ileriye düşüyor denize kurşun. Denize düşünce, misina da beraber iniyor denize tabii. O arada denizde çok balık var. Sürüler halinde, bakir bir yer. O kurşunun düştüğü sesten ürkerek balıklar kaçışıyor. Onlar kaçışırken bu küçük uyanık misinayı çekiyor kendine doğru hızlıca. Ama o arada bakıyor. Balıklar misinanın üstünden geçiyorsa yukarı doğru çekiyor. Misinanın altından geçiyorsa balıklar onu fark ediyor. Deniz çok temiz. Aşağı doğru bastırarak çekiyor. Ve o çekişte sürü halinde geçen zaten bedenleri 70-80 bir metreye yakın boyu olan balıklar var. Onun bedenine misina sürtünüyor. Sürtününce irkiliyor balık. O sırada kanca kuyruğundan, belinden, bir yerinden takılıyor. Çoğunlukla kuyruğundan takılan balık başını geri atıyor. Bu sefer başından takılıyor. Simit gibi, simit gibi 3 dakikanın içerisinde bize 12 tane balık çıkardı verdi çocuk orada. Ve inanılmaz bir durum. Hiç beklemediğimiz bir şey. Biz onu götürdük. Bıçak var, her şey var. Güzel bir kendimize bir afiyetle ziyafet çektik. Bu da bizim Boz yazılı küçük uyanık tüccarımızın bir marifetiydi. Hiç unutmadığım anlardan birisi. Bundan 1 yıl, 2 yıl önce mesleğimin 2. yılında burada isim vermeyeceğim, yer vermeyeceğim çünkü iyi bir şey değil anlatacağım şey. Anadolu'da bir ilçede ben stajyerim. Yanımda üstad var. Yani mesleğimin 2. yılı, 78 yılında oluyor. Bir kaymakamlık muhasebe müdürlüğü denetimlerimizi yapıyoruz. Tabii program sorumlusu üstad. O ve muhasebe işlemlerine baktı. Ben vezne işlemlerine baktım. Ben üstattan önce bitirdim yapacağım işleri. Onu bekliyorum, onun muhasebe denetimini bitirmesini. Boş durmamak için üstadın izniyle son zamanlarda yapılmış bir ihale varsa ilçede onu isteyip veya onları başka ihaleler varsa isteyip inceleyeyim dedim. O da uygun gördü. Çağırdım görevli birisini. Ki yapılan bir ihale varmış. İşte geçen yıl şey yapıldı. Hükümet Konağı Çatı aktarma ihalesi yapıldı. Getirin dedim. Dosyalarını getirdiler. İnceledim. Her şey usulüne uygun gözüküyor. Ama çatıdaki bütün kullanılan malzeme çatı alanının 1500 metrekare
olduğu üzerine. Bütün hesaplar böyle. Ben de böyle bir hissen, içerisinde bulunduğumuz bu binanın çatısının veyahut da işte oturum yerinin, çatının oturum, binanın oturum yeri çatıdan biraz noksandır. Çatıda birer yarımşar metre taşmalar oluyor. Biraz da meyil var. Yani bir %15-20 binanın oturum yerinden fazladır. Binanın oturum yerinin 1000 metrekarenin üstünde olması lazım. En az 1200-1300 metrekare olması lazım ki çatı 1500 metrekare olsun. Bütün ahşaplar, bütün saclar, bütün kiremitler 1500 metrekare üzerinden hesaplanmış. Ya girip çıkıp bakıyorum böyle, bana o kadar görünmüyor tahmini olarak. Bir gün öğlen yemeğinden sonra hükümet konağının karşısındaki çay bahçesinde çay içiyoruz üstadla. Binaya baktım, bir şey dikkatimi çekti. Boydan boya pencereler fix, birbirinin aynısı. Bir pencere bir boşluk, bir pencere bir boşluk. Boşluklar da pencere kadar. Eşit yani. Ya dedim, ben şu pencereyi saysam, odaya gittiğim zaman da bir cetvelle içeriden pencereyi ölçsem, kaç santim buldum? 1 metre mesela pencerenin uzunluğu. Kaç pencere var? 20 pencere. 40 metre. Bir o kadar da boşluk var pencereler kadar. 80 metre. Böyle bir hesapla, uzun tarafı bu hükümet konağının. Kısa tarafı da dikdörtgen şeklinde hükümet binası. Kısa tarafı da uzun tarafının aşağı yukarı yarısı kadar kabaca. Ben kabaca bu hesabı çıkartabilirim düşüncesiyle çaydan sonra odaya gidince bir cetvel buldum ve camı ölçtüm. Camın enini, uzunluğunu şöyle yani boydan boya. Ölçtüm, onu 2 ile çarptım. Yani bir boşluk, bir cam. Sonra diyelim ki 20 tane pencere vardı, o 20 ile çarptım. Binanın boyu çıktı. Binanın boyu, onun yarısı kadar da eni var. Ya eniyle boyunu çarptım. 600 metrekare çıkıyor. 600 metrekare. Bu durumda çatının yüz ölçümü en fazla 750 metrekare olabilir. Daha fazla olamaz. Bu şaibeli bir durum. Yani kafa karıştırıcı bir durum. Artık yani daha önce göze alamıyordum. Bu kadar netleştirdikten sonra göze aldım. Üstattan izin istedim. Ve bir görevli çağırdım. Bir inşaat metresi istedim. 10 metrelik bir sarılan hır 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 diye kollu metreler vardır. Öyle bir şey getirdiler. Yanıma bir görevli aldım. Çatıya çıktım. Çatıya çıkmadan önce çatının krokisini karşıdan bakarak yaptım. Çünkü çatı böyle iki yamuk, uzun kenarları, kısa kenarı da iki üçgen. İki tane üçgen çizdim, iki tane yamuk çizdim. Yukarıya çıktım. İşte yamukların alt uzun kenarını, üst kısa kenarını, yan kenarlarının ölçülerini, yüksekliğini falan aldım. Üçgenin tabanını, yüksekliğini aldım. İndim aşağıya. Fakat o tarihlerde tabii Google yok, internet yok. Böyle bir imkanımız yok. Birilerine sorup işkillendirmek de istemiyoruz. Tam olarak ne yapmak istediğimizi. Sivas'tan eski liseden bir arkadaşım, geometri öğretmeni, evini aradım akşam. Üçgenin ve yamuğun alan hesaplama formüllerini aldım ondan. Bulduğum rakamları uyguladım. Tam 750 metrekare çıkıyor. Yani hükümet konağının çatısı iki katına yapılmış. Ama kötü olan şu ki ihaleyi alan İhale Komisyonu Başkanı, Mal Müdürü Vekilinin dayısı. Maalesef tabii kötü şeyler oldu. Derhal tahkikat açıldı, tutuklandı ilgili kişi. Bunu niye anlatmış olalım? Bunu şunun için anlatmış olalım. Bu ülkede yolsuzluklar sadece bugünün meselesi değil, ihale yolsuzlukları. Eskiden beri vardı. Ama eskiden denetim vardı. Yolsuzluklar tespit ediliyordu. Gereği yapılıyordu. Şimdi bunu yapabilen yok. Yani hiç duyuyor musunuz? Böyle ilginç bir olay da orada yaşadım. Tabii olayımız çok ama süremiz yavaş yavaş
son 10 dakika gibi görünüyor. Bir iki tane de arkadaşlarımın yaşadığı olaylardan örnek vermek isterim. Kendilerinden dinlediğim ve kitabın bahsettiğim kitabın ikinci bölümüne aldığım bazı olaylar. Arkadaşlarımızdan birisi Recai Küçük Yağcı gönderdiği anıda bu kitaba konmak üzere anlatıyor. Olay şöyle. Bir Karadeniz ili, adını vermeyelim, yine iyi bir olay değil. İki tane stajyeriyle beraber gidiyor denetime. Bir kontrolörün yanında stajyerin olması çok sorumluluk gerektiren bir şeydir. Yani yalnız olduğun gibi olmazsın. Her şeyine dikkat edeceksin, örnek olacaksın, onları yetiştireceksin. Sadece denetim yapmayacaksın. Yanındaki stajyerlerin de eğitimini yapmış olacaksın bu arada. O bakımdan her şeyinle örneksin. Önemli bir hal. Arkadaşımız da bunun çok farkında ve idrakinde olan bir arkadaş. Denetimlerini yapıyorlar. 2 aylık bir süresi var oranın denetiminin. Ciddi bir şey yok. Her şey normal. Denetim sonuçlanıyor. Raporlar yazılıyor. Maddeler çıkarılıyor. Raporlar son halini veriliyor falan. İmzalanıyor. Ve bir cuma günü öğleden sonrasına da biletler alınıyor. Otobüs biletleri. Otobüste dönecekler Ankara'ya. 3 kişilik. Valizleri de hazırlanmış olarak misafirhaneden cuma sabahı saymanlığa geliyorlar. Muhasebe müdürlüğüne. Ama saat 3'e kadar vakitleri var. Muavinlerden birisi odadaki daha önce getirilip de bakılmayan bir dosyaya bakıyor. Bu dosya sağlık giderleriyle ilgili bir dosya. Ve boş dururken onu incelemeye başlıyor. İncelerken bazı reçetelerin üzerinde oynamalar olduğunu, çizmeler, karalamalar ve böyle sonradan kupür yapıştırmalar plan olduğunu görüyor. Yani biliyorsunuz kamu görevlisi kurumunun sevkiyle doktora gider, doktor ilacını yazar, o ilacıyla işte eczaneye gider, eczaneden ilacını alır, bunu devlet karşılar, ilaç bedellerini. İlaçları hastaya verirken eczacı da kupürlerini keser, o reçeteye yapıştırır filan, onların icmalini alır, toplamlarıyla muhasebe müdürlüğüne veya mal müdürlüğüne başvurarak hakkı olan parayı alır, ilaçların bedelini alır. Fakat burada bazı şüpheli durumlar var. Üstadına gösteriyor, üstad da bakıyor. Birbiriyle alakası olmayan bazı ilaçlar, limit aşımları, şaşırtıcı bir durum. Başka dosyalara giriyorlar ve özellikle o eczanenin ödemelerine bakıyorlar. Evet, o eczanenin, özellikle belli bir eczanenin ödemelerinde sıkıntı var. Hemen hemen oynanmamış reçete yok. Yani çizilmiş, yeni rakam yazılmış, çizilmeden bazı rakamlar düzeltilmiş. Yani üçler mesela sol taraftan kapatılarak 8 yapılmış filan. Artık durum meydanda, denetimin sorumlusu olarak Recai Bey'in bir karar vermesi lazım. Yani bu hiç bakılmayabilirdi. Hiç görülmeyebilirdi o dosya. Orada kapalı duruyordu. Biletler de alınmış, rapor da yazılmış. Zor bir karar ama stajyerlere de örnek olması lazım. Onların eğitimine değer katması lazım. Derhal kararını veriyor. Telefonu açıyor. Ankara'ya durumu anlatıyor ve ek süre istiyor. Biletler iptal ediliyor ve denetime devam edilip derinleştiriliyor. Ve çok müthiş rakamlar çıkıyor ortaya. Aylardan beri o eczane bu işi yapmış. Bütün delilleri toplayıp tam emin olduktan sonra eczacıyı çağırıyorlar. Eczacı kesinlikle kabul etmiyor. Benim olmadığım zaman da kalfa yapmıştır falan diyor ama bunun inanılır tarafı yok. Çünkü parayı kendisi alıyor.
Yani parayı kalfa almıyor. Kalfa yapmış olsa da onun talimatıyla yapmıştır. Çünkü parayı bile bile kendisi alıyor. Aldığı paranın da verdiği ilaçların birkaç katı olduğunun da çok iyi farkında. Tabii gereği yapılıyor. Detayına girmeyelim şimdi. Şey yapmayalım. Tutuklamalar, neler falan. Ertesi gün kapıları tıklıyor. Kapıları tıklanıyor ve bir yaşlı bir adam geliyor. Müsaade istiyor, giriyor. Ben diyor eczacı bilmem kimin, yani tutuklanan, o yolsuzluk işlerini yapan eczacının babasıyım. Böyle bir şey olduğuna asla ihtimal vermiyorum. Benim çocuğumun böyle bir şey yapabileceğine hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Bu nedir müfettiş bey, kontrolör bey, bu nedir? Bir yanlışlık olmasın, bunda bir hata var filan. Tabii arkadaşımız üzülüyor babanın o haline. Onu buyur ediyor, oturtuyor. Tek tek anlatıyor. Belgeleri gösteriyor. Ve ikna ediyor. Buna mecbur değil. Ama onun baba hassasiyetini gördüğü için duygu yönüyle böyle bir şeye giriyor. İstisnai bir şey yapıyor. Belgeleri tek tek önüne koyup her şeyi kendisine gösterip ikna ediyor. Adam ikna oluyor. İkna olduktan sonra sarsıla sarsıla ağlamaya başlıyor baba. Tabii teselli ediyorlar. Evladım ben emekli öğretmenim diyor. Yıllarımı verdim. Yüzlerce, binlerce insan yetiştirdim. Ve onların iyi bir insan olmaları için ülkeye hizmet edecek, ülkeye faydalı olacak, millete faydalı olacak insanlar olması için didindim durdum. Ama evimdeki çocuğu eğitememişim. Bu nasıl bir bahtsızlık diyor. Bunun nasıl farkında olmadım ben? Nasıl böyle bir şey oldu da kahrediyor. Ve çok acı bir durum tabii. Çok acı bir durum. Bunu arkadaşımız bir acı anı olarak bana göndermişti. Bu da bir insan profillerimizden birisi Anadolu'da. Son bir olayı daha anlatayım. Yine bir arkadaşımdan, bir milli emlak kontrolöründen geldi bu da bana. Yıllar önce Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü de yaptı birkaç yıl ve kamu görevini orada sonlandırdı, emekli oldu. Yücel Özlem, milli emlak kontrolörü. Kontrolörü olduğu dönemlerde Hatay'ın Hassa ilçesinde bir denetim yapıyor mal müdürlüğünde, milli emlak müdürlüğünde. İlle Emlak'ta servisinde. Ve işle ilgili Ankara'yla bir görüşme yapması lazım. Ama 70'li yılların başları bu olay. Yani 50 sene önce falan aşağı yukarı. Manyetolu telefonların olduğu, şehirler arası telefonların postaneye sipariş edilerek yazdırılıp telefonun başında beklenildiği yıllar. Tabii en acil şekilde görüşmesi lazım. Dolayısıyla Yıldırım yazdırıyor. Yazdırdığı gün akşama kadar bekliyor. Sonuç yok. Ertesi gün sabahleyin yeniden sipariş vermesi lazım. Yeniden yazdırıyor geldiğinde. Öyle bir bela iş ki dışarı da çıkamıyorsunuz. Yalnız da yanında muavin de yok. Yani telefonu yazdırdığınız zaman bir an bir tuvalete gidersiniz dışarıya bir şeye hava almaya çıkarsınız. Telefon bağlanır. Hiçbir şeye benzemez iş. Yemeğe bile çıkamıyor usta. Yani odasında yiyor, telefon bekliyor. İkinci gün de yok. Üçüncü gün yine siparişini veriyor. Israr ediyor, rica ediyor falan. Ama elden bir şey, gelecek bir şey yok. Yıldırım'dan daha hızlı bir şey yok. İskenderun'a gidip oradan bağla yazdırmasını tavsiye ediyorlar. Kaç kilometre şu anda o coğrafyaya çok iyi bilmiyorum. Gitmediğim ender yerlerden birisi orası. Yani en az 100 kilometre falan galiba. İskenderun'dan daha kolay bağlandığını falan söylüyor. Ona da kızıyor falan. Telefonun başında beklerken öğleden sonra telefon çalıyor. Üçüncü gün. Kaldırıyor. Santral memuru, ilçenin postanesindeki santral memuru. Efendim kapatmayın, açık tutun diyor. Açık tutun. Sizi görüştüreceğim diyor bir heyecanla. Fakat bu arada diğer hatta biriyle kavga ediyor. Siz kapatmayın sakın diyor. Size bu kavgayı dinlettiğim için de beni bağışlayın, kusura bakmayın efendim diyor. Ama kapatmayın çünkü kapatırsanız bağlayamam diyor. Açık dursun ki ben size bağlayacağım hattı. Dönüyor diğer hatta. Diğer hatta Ankara'dan
Ulaştırma Bakanlığı'nın sekreteri veya postane, postane doğru, postane olması lazım. Ulaştırma Bakanı Hassa Belediye Başkanı'nı arıyor. Tabii Ulaştırma Bakanı olunca akan sular duruyor. En büyük öncelik Yıldırım'ın bile önüne geçiyor. Ve Ulaştırma Bakanı'nı Hassa Belediye Başkanı'yla görüştürmek üzere ısrar ediyor. Bizim Hassa'daki postane memuru diyor ki kesinlikle ben bu telefonu bağlamam. Siz önce Maliye Bakanlığı'nı bağlayın. Benim burada muhidim, ona ne diyorlar, abone. Telefon abonem 3 gündür Yıldırım yazdırıyor, 3 gündür görüştüremiyorum. Tabii karşıdaki şaşkın, sen ne diyorsun ya diyor. Ben bakana söylerim bu söylediğini. Senin aynen böyle diyor Ulaştırma Bakanlığı. İstersen bağla ben söyleyeyim diyor. Aynen böyle. İstersen bağla ben söyleyeyim diyor. Vatandaş burada 3 gündür bekliyor diyor. Devletin işi görülecek. Devletin işiyle ilgili bir görüşmesi var. Kontrolörün. Bunu yapamıyor. Sen bakanı görüştüreceğim diyorsun. Açık bırak. Hattı bana ver. Maliyeyi bağla. Önce kontrolörü görüştürelim. Ondan sonra bakanı görüştürürsünüz diyor. Ve pes ettiriyor. Pes ettiriyor. Hattı alıyor. Arkadaşımızı Ankara'yla görüştürüyor. Ondan sonra açıyor telefonu. Üstad kusura bakmayın. Size böyle bir şey dinlettiğim için çok üzgünüm ama mecbur kaldım. Çünkü o telefonu kapatsaydım sizi yeniden alamazdım. Hatta siz hattayken bağladığı anda manyataya basmam lazımdı. Onun için böyle bir şey yaptım. Beni hoş görün falan diyor ama tabii burada dönemin 50 sene öncesinin postane memurunundaki onurlu davranışa bakın. Dik duruşa bakın. Hak anlayışına bakın. Yani bir tarafta Ulaştırma Bakanı, yani Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı falan değil. Telefonlarla ilgili, telefonları yöneten ve o idarelere hükmeden bakandan bahsediyoruz. Onu görüştürmüyor. Vatandaşın böyle bir hukuku var diye. 50 sene önce Türkiye'de bu olaylar yaşanıyordu. Tabii Atatürk'ün izlerinin devam ettiği yıllar, o yıllar. Evet, çok notlar almışım ama ben tabii ilk defa böyle bir anlatım yapıyorum. En az bunun bu kadar daha not var önümde anlatabileceğim şeyler. Onları artık kitaptan okuyacaksınız. 2011 yılı bitmeden, 2021 yılı bitmeden, yani 1-2 ay içerisinde, videodan izleyenler şaşırmasın diye söylüyorum sonra, denetim anılar adıyla çıkmış olacak. Ben süremi doldurduğumu zannediyorum. 16-17 geçti. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Herkese iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum.